أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere sayısız nimetler bahşeden Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle hamdolsun. Önderimiz, rehberimiz, Nebiler Nebisi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selamlar olsun. Değerli kardeşlerim, kıymetli izleyenlerimiz, malumunuz mübarek Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yüce Rabbim bu vesileyle mübarek bu ay içerisinde, Ramazan ayı içerisinde ifa etmiş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Eda etmiş olduğumuz namazlarımızı kabul eylesin. Ve yapmış olduğumuz hayır hasenatımızı kabul eylesin. Kıyamet gününde cümlemize şahit ve delil eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün inşallah sizlerle birlikte Yüce Dinimiz İslam'ın kendisinden övgüyle bahsetmiş olduğu İslam ahlakının güzel hasletlerinden birisi olan İnsar'dan bahsedeceğim. İnsar ne demektir? İnsar sözlük anlamı itibariyle bir şeyi başka bir şeye tercih etme anlamına gelmektedir. Dini terim olarak ise, dini ıslahi manada ise İnsar kişinin kendisi muhtaç olduğu halde, kendisi ihtiyaç içerisinde olmasına rağmen sahip olmuş olduğu imkanları başkaları için, başkalarının yararı için kullanması demektir. İnsar, Türkçemizde, literatürümüzde fedakarlık ve diğergamlık olarak da adlandırılmaktadır. Değerli kardeşlerim, gerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve gerekse onun dava arkadaşları olan sahabe-i kiram bizlere İsa'ya dair ve fedakarlığa dair en güzel örnekleri göstermişlerdir. Malumunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve dava arkadaşları sahabe-i kiram İslam'ın ilk yıllarında, davetin ilk yıllarında çok eziyetler görmüşlerdi. Çok sıkıntılar görmüşlerdi. Ve bu yüzden Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalmışlardı. Hicretten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanları ve muhacirleri ve Medine'nin ev sahibi olan Müslümanları, diğer adıyla Ensar dediğimiz kişiler, yardım edenler arasında bir kardeşlik tesis etmiştir. Biz buna Ensar ve Muhacir kardeşliği diyoruz. Ve bu kardeşliğin gereği olarak Medine'li Müslümanlar bütün imkanlarını Mekke'de geride bırakan Mekke'li Müslümanlarla yeri gelmiş evlerini paylaştılar. Yeri gelmiş işlerini paylaştılar. Yeri gelmiş aşlarını, yemeklerini paylaşmışlar. Ve bizlere İsa'nın ve fedakarlığın en güzel örneklerini göstermişler. İşte bununla ilgili bir örnekten bahsedeyim. Bir olay zikredeyim sizlere. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabesiyle beraber mescitte oturuyorken bir adam çıkar ve gelir, der ki ya Resulallah, ben çok muhtaç birisiyim. Bugün beni misafir eder misin? Şeklinde bir istirhamda bulunur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine hemen hanımlarına haber gönderir. Evde yemek var mı yok mu diye. Ve hanımlarından haber gelir. Evde maalesef sudan başka hiçbir yemek yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tabii ki üzülmüştür.
Ama bir taraftan da bu kişiyi mağdur etmemek için sahabesine yönelir ve şöyle der. Ey ashabım, kim bu kişiyi bu gece evinde misafir ederse Allah ona rahmet etsin der. Bu bir duaydı ve sahabe için çok önemliydi. Ve her sahabi bu duaya nail olmak için gayret edecekti. Ama maalesef herkesin hali vakti yerinde değildi. Herkesin maddi durumu yerinde değildi. Önce bir sessizlik oluşur ve sonrasında Medine'li Müslümanlardan birisi olan Ebu Talha radıyallahu anh ayağa kalkar. Der ki ya Resulallah, ben bu zatı evimde misafir edebilirim der. Ve misafiri alır, evine götürür. Hanımına sorar, hanım der. Evde yiyeceğimiz var mı? Misafirimiz var. Hanımı der ki sadece çocukların yiyebileceği kadar yiyeceğimiz var der. Bunun üzerine Ebu Talha hanımına der ki o zaman çocukları bir şekilde uyut. Ve yemek vakti geldiği zaman sofraya bizim de tabaklarımızı koy. Ve evin kandilini de söndür ki bu kişi, bu misafir anlamasın, üzülmesin. Ve çocukları bir şekilde uyutur ve sofra kurulur, tabaklar konulur. Fakat sadece bir kişilik yemek var. O da misafirin yiyeceği kadar olan bir yemek. Diğer tabaklar boş. Onlar yemiş gibi yaparlar. Ve o misafir huzur içerisinde o gün orada geceler. Ve bu karı koca ve ailesi aç bir şekilde sabahlarlar. Sabah olunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu aileyle karşılaşır. Ve onlara şu müjdeyi verir. Der ki siz ne güzel bir iş yaptınız. Dün gece misafirinize göstermiş olduğunuz bu tutumdan dolayı Cenab-ı Allah çok memnun kaldı. Çok razı oldu. Ve sizinle ilgili olarak bir ayet indi. Ayetin devamı şöyle. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَةً Onlar ki kendileri muhtaç olsalar bile, kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile başkaları, başkalarını, kardeşlerini kendilerine tercih ederler. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ İşte kim nefsinin bencilliğinden ve cimriliğinden kendisini korursa, muhafaza ederse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Değerli kardeşlerim, kaynaklarımızda yedi evin hikayesi olarak geçen anlatacağım şu kıssa gerçekten İsar namına, fedakarlık namına ibret vericidir. Bir gün sahabenin birisine bir koyun başı hediye edilir. Ve bu sahabi şöyle düşünür. Der ki bu hediyeye benim komşum benden daha çok muhtaçtır. Ben bunu almayayım, en iyisi komşuma vereyim der. Ve komşusuna verir, komşusuna hediye eder onu. O komşusu da aynı duygular içerisinde, aynı niyet içerisinde belki komşum benden daha çok muhtaçtır der ve yine kendisi almaz, o da diğer komşusuna verir. Ve derken böyle tam yedi ev dolaşır ve o koyun başı ilk hediye edilen kişiye kadar geri gelir. İşte bu gerçekten İsar ve fedakarlık örnekleri için, bizim için yol göstericidir. Hakikaten şu coğrafyamızda, şu yeryüzünde bütün Müslümanlar şu insan duygusuna sahip olurlarsa, fedakarlık duygusuna sahip olurlarsa, şu yeryüzünde coğrafyamızda biçare hiçbir Müslüman kalmaz. Yoksul, fakir, mazlum hiçbir Müslüman kalmaz.
Değerli kardeşlerim, yüce bir ahlak üzere olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı isar ve fedakarlık örnekleriyle doludur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok zengin ve çok ferah bir hayat yaşamamasına rağmen yine de kendisinden bir şey talep edildiğinde asla geri çevirmezdi. Ve böylece o insanların en cömerti olarak tanınırdı. Hele hele mübarek Ramazan ayı geldiği zaman daha da çok cömert olurdu. Çünkü Ramazan ayı demek açlık demek, susuzluk demek, yoksulluk demek, fakirlik demek ve bunların gözetilmesi demektir. Çünkü bir insan ancak Ramazan sayesinde aç kaldığı zaman, susuz kaldığı zaman, sıkıntı içerisinde kaldığı zaman işte o zaman Müslüman kardeşlerinin dertleriyle dertlenir, onların durumlarını en iyi şekilde anlamaya çalışır. İşte bu yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bilhassa Ramazan'da çok cömert davranmıştır. Bir gün bir kadın kendi elleriyle dokunmuş olduğu bir kumaşı gelir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hediye eder. Ve hakikaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu kumaşa çok ihtiyacı vardır ve çok sevinir. Alır o kumaşı değerlendirir ve kendisine bir izar yapar. Ve günün birinde sahabesinin huzuruna çıkar. Ve sahabesi içerisinde bir kişi bu izarı görünce, bu kumaşı görünce çok beğenir. Ve der ki ya Resulallah, ben bu kumaşı çok beğendim. Acaba bana verir misin? Bana bunu hediye eder misin der. Bakın bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiç tereddüt göstermeden, hiç düşünmeden gidiyor evine, hemen onu değiştiriyor, çıkartıyor, güzel bir şekilde paketliyor ve bu kişiye teslim ediyor. Hediye ediyor. Tabi etrafındaki diğer sahabiler bu kişiye sitem eder. Sen neden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan istedin? Sen bilmez misin ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinden bir şey istenildiğinde kendisi muhtaç olsa bile bunu geri çevirmez. Hemen teslim eder, verir bilmez misin? O şahıs da der ki ben bunu giymek için istemedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgisinden dolayı, sevdasından dolayı, muhabbetinden dolayı ben bunu kefenim olarak kullanmak istedim der. Ve hakikaten kendisi vefat ettiği zaman bu izarı kefeni olarak kullanmıştır. Değerli kardeşlerim, gerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve gerekse sahabe-i kiramın isar ve fedakarlığa dair göstermiş oldukları bu tutumları, bu güzel davranışları sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık medeniyeti için en güzel bir örnek teşkil etmiştir. Sahabenin hayatına baktığımız zaman insan örnekleri bitmez, fedakarlık örnekleri bitmez. Bir bakıyorsunuz, varının yoğunu Allah yolunda harcayan Hazreti Ebubekirler, Hazreti Ömerler fedakarlığın sembolü olmuştur. Bir bakıyorsunuz Hazreti Hamza olsun, Hazreti Mus'ab olsun ve daha nice kahramanımız vatanı için, dini için, ezanı için fedakarlığın ve isarın en güzel örneğini, zirve noktasını bizlere göstermişlerdir. Son bir örnek daha anlatayım sizlere. İsarın ve fedakarlığın zirvesiyle ilgili olarak, üstün mertebesiyle ilgili olarak Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Yermük Savaşı. Müslümanlar Bizans'ta bir savaş yapmışlar. Yermük Savaşı. Savaş bitmiş. Hazreti Huzeyfe yaralılar arasında dolaşmak istiyor. Belki
hayatta olan birisi vardır düşüncesiyle elinde bir su kırmasıyla dolaşıyor. Ve bir inleme sesi geliyor. Ne olur su, su verin diye. Hemen bu sese doğru gider, bir bakar ki amcasının oğlu. Tam suyu kendisine verecekken bir inleme sesi daha gelir. Ne olur su, su verin diye. Ve bakın o ölüm döşeğinde olan amcasının oğlu diyor ki beni bırak. Ona git diyor. Onun daha çok ihtiyacı vardır benden. Ve Hazreti Hüzeyfe o şahsa doğru koşar adımlarla gider. Ve onu bulur. Tam suyu kendisine ikram edecekken bu sefer başka bir inleme sesi daha. Ne olur su, su verin diye. Ve bu şahıs da tıpkı amcasının oğlu gibi, Hüzeyfe'nin amcasının oğlu dediği gibi beni bırak der. Onun daha çok ihtiyacı vardır. O daha çok muhtaçtır. Sen ona koş, beni bırak der. Ve koşar adımlarla ona gider. Ama tam gittiği esnada, vardığı esnada bakar ki rahmet-i rahmana kavuşmuştur. Şehit olmuştur. Hiç olmazsa ikinci olarak kendisini çağıran kişiye gideyim, o şahsa gideyim, ona yardım edeyim der. Suyu vereyim der. Ama o da rahmet-i rahmana kavuşmuştur. Hiç olmazsa amcamın oğluna yetişeyim der, ona vereyim der suyu, ama o da rahmet-i rahmana kavuşmuştur. İşte bu gerçekten isarın ve fedakarlığın zirvesidir. Ölüm döşeğinde bile olsa kendi kardeşini düşünüyor. Müslüman kardeşini düşünüyor. Bu şuur, bu bilinç ne güzel, ne muhteşem bir şey. Değerli kardeşlerim, hepimizin bu hayatta fedakarlık yapacağı kişiler ve değerler vardır. Bunların başında varlığımızın vesilesi olan anne babalarımız gelmektedir. Çünkü anne babamız bizleri her türlü meşakkatle, her türlü sabırla, sevgiyle, şefkatle bizleri büyüttüler, yetiştirdiler. Bizleri bugünlere getirdiler. Dolayısıyla onların gönüllerini hoş tutmak için, onları razı etmek için, onların hayır dualarını almak için tabii ki büyük fedakarlıklar yapmak durumundayız. Şunu unutmayın ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi anne babayı razı etmek Allah Azze ve Celle'yi razı etmek gibidir. Anne babayı öfkelendirmek Allah Azze ve Celle'yi öfkelendirmek gibidir. Değerli kardeşlerim, anne babalarımızdan sonra fedakarlık yapacağımız kişiler ise kimlerdir? Ailemizdir. Çoluk çocuğumuzdur. Evladı yarimizdir. Bilhassa çoluk çocuğumuzu vatanına, milletine, ailesine layık bir evlat olarak yetiştirebilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermek durumundayız. Ailemizi, çoluk çocuğumuzu, eşimizi zararlı akımlara karşı, zararlı ve kötü alışkanlıklara karşı bir kalkan gibi muhafaza etmeliyiz. Ve hayatın zorluklarını, acısını, sıkıntısını, zorluğunu hep beraber hissedip, hep beraber bunları sabredip, beraber tahammül etmeliyiz. Değerli kardeşlerim, ailemizden sonra fedakarlık yapacağımız kişiler ise kimlerdir? Komşularımız, akrabalarımız, din kardeşlerimizdir. Ve onlara yapacağımız fedakarlık nedir? Tabii ki acılarımızı, sıkıntılarımızı, dertlerimizi, kederlerimizi birlikte paylaşabilmektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi sizden biriniz kendisi için sevdiği bir şeyi, kendisi için arzu etmiş olduğu bir şeyi Müslüman kardeşi için de istemedikçe hakiki manada iman etmiş olmaz buyuruyor. İşte bu hadis uyarınca, bu hadisin rehberliğince sıkıntıları, zorlukları kardeşlerimizin değil,
kendimizin göğüsleyebilmesidir. Kardeşimiz mahzunken, hüzünlüyken onun hüznünü taşımak, kardeşimiz mazlumken onun uğramış olduğu zulmü iliklerimize kadar hissedebilmek. Hele hele şu Ramazan ayında, mübarek Ramazan ayında birçok kardeşimiz var. Yoksul kardeşlerimiz var. Fakir olan kardeşlerimiz var. Sıkıntı çeken kardeşlerimiz var. İşte onların da sıkıntısını aynen hissedebilmektir. Değerli kardeşlerim, sohbetimin sonuna doğru yaklaşırken şu gerçeği de ifade etmek istiyorum. Üzülerek ifade edelim ki bugün insanlık maddeye esir olmayı mübah sayan, komşusu açken daha çok kazanmayı isteyen, bencilliği, cimriliği tercih eden, din kardeşini yok sayan bir zihniyetin, bir anlayışın kıskacı altındadır. E tabii ki böylesi bir ortam fedakarlık gibi, insan gibi, paylaşmak gibi, yardımlaşmak gibi bu güzel hasletlerin aşınmasına, hatta yok olmasına sebebiyet vermektedir. Ve maalesef niceleri annesi için, babası için, yavruları için, kutsal değerleri için fedakarlık yapması gerektiğinde zafiyet göstermektedirler. Ve kendilerini bu fedakarlığın, bu isarın manevi ikliminden mahrum etmektedirler. O halde bize düşen nedir? Bize düşen şudur. Şu dünyanın bir imtihan olduğu gerçeğini, bir mücadele olduğu gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamak. Ve olaylara sadece kendi bakış açımızla değil, Müslüman kardeşlerimizin de bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Böylelikle acılarımızı, sıkıntılarımızı, dertlerimizi bizler paylaştığımız zaman, o zaman Müslüman kardeşlerimizin de o acıları, o zorlukları hafifleyecektir. Ve bizler sevinçlerimizi, neşemizi, huzurumuzu paylaştığımız zaman da o huzurumuz da, o neşemiz de artacaktır, çoğalacaktır. Yüce Rabbim inşallah bizleri ihsan duygusuna sahip olan, fedakarlık duygusuna sahip olan ve bu doğrultuda hareket eden salih, takvalı kullarından eylesin. Rabbim tekrardan mübarek Ramazan ayı içerisinde yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Ve inşallah bizleri Ramazan'ın feyzinden, bereketinden ve bütün güzelliklerinden nasiptar olmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Allah'a emanet olun.